Merhabalar, Deha Televizyonu'nun çok değerli seyircileri, izleyicileri, dinleyicileri. Dünyanın her neresinden bizi seyrediyorsanız, ekran aracıyla evlerinize, ortamlarınıza konuk ettiyseniz hepinize saygılar, sevgiler sunuyoruz. Biz size hoş geldik, siz bize hoş buldunuz, hoş bulduk, hoş geldiniz, hoşluk, hoşluk oldu. Bugün Sohbet Adında programında Fahrettin Koyuncu hocamızla beraberiz. Fahrettin Hocam, siz hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz Şerif Hocam. Sağ olun. Evet, Fahrettin Hocam'la güzel bir sohbet olacak, ona inanıyorum. Çünkü dostumuz, arkadaşımız, şiir vadisinde, yazı vadisinde durmadan dört yana at koşturan bir kardeşimiz. Üretken bir kalem ama aynı zamanda öğretmen, eğitimci. Bütün bunlarla beraber bütün zamanını bu şekilde değerlendiren çok özel bir insan. Hocam, tebrik ediyoruz öncelikle. Teşekkür ederim Şerif Hocam. Bütün bu emekleriniz için, gayretleriniz için sizi kutluyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi neler konuşacağız değerli dinleyenlerim? Şöyle masanın üzerini bir göstersin Hasan kardeşimiz. Dolu böyle evet. Görüyorsunuz. Dergiler, kitaplar, aman Allah'ım. Biraz önceki söylediğim, üretken dediğim söz boşuna değil işte. Eskiler buna velut derlerdi, değil mi? Evet. Velut kalem derlerdi. Sadece ben burada birkaç tanesini size göstermek isterim. Efendim, Koca Yusuf görmeliydi, olimpiyat şampiyonu Hasan Güngör'ü anlatan bir kitap. Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı ile ilgili 41 soruda Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'mızı ortaokullardaki çocuklarımıza, ilkokul çocuklarımıza anlatabilmenin bir gayretiyle oluşan bir kitap. Efendim, Türkçenin Arnavutları diye Arnavut'ta doğmuş, Türkiye'ye gelmiş. Yazmış olan kalem erbabını bir araya getiren sanırım alanda tek kitap. Evet, şu anda öyle. Kutluyoruz, evet. Nedir? Çocuklarımız için Samuray Saksağan diye. Çok da hoş. Evet, bir kitap. Ve yine Meraklı Sorular, Düş Körükçüleri. Aman Allah'ım, neler 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 konuşacağız. Evet. Mesele anlaşıldı Fahrettin Hocam. Anlaşıldı. Şerif Hocam, teşekkür ediyorum davetiniz için. Siz beni davet ettiniz, hatırlayacaksınız hani ne zaman uygunsunuz diye. Ben dedim ki siz çağırdıktan sonra koşa koşa gelirim ve geldim. Sağ ol, çok teşekkür ederiz. Sizin konuğunuz olmaktan mutluyum. Dünya Şiir Günü dolayısıyla da sizin o güne de dikkat çeken bir şiiriniz var. İsterseniz o şiirle bir giriş yapalım. Ben hazırlıklı geldim. Şöyle, sizin o şiirinizi birlikte okuyalım, şiirleşelim. Yani benim için de hakikaten bu bir hoşluk oldu. Çok teşekkür ediyorum. Şiir sizin olduğuna göre ilk evet, sözü de ben size vereyim. Ben mi başlayayım? Evet. Evet, bugün günlerden şiir. Bugün değil mi? Günlerden şiir. Evet. Bugün günlerden günaydın. Gözün aydın kardeş, gözün aydın. Bugün günlerden selam. Ne güzel dostla edilen kelam. Bugün günlerden umut. Ne olur kötülükleri unut. Bugün günlerden sevinç. Sevinç olursa kalır mı kaygı hiç? Bugün günlerden türkü. Ozanlar çalar söyler türkü türkü. Bugün günlerden mavi. Mavinin huzurunu yansıtır sabi. Bugün günlerden arkadaş. Arkadaş olmalı insana sırdaş. Bugün günlerden hece. Yıldızlarla şiir yazdı gece. Bugün günlerden mısra, geldi geçti dünyadan sayısız kisra. Bugün günlerden evim, şairlerle doldu şiir evim. Bugün günlerden can, şiirle canım oldu canan. Değişti zannetme devir, bugün günlerden şiir. Bugün günlerden şiir. Teşekkür ediyorum Şerif Hocam bu şiir için. Yüreğinize sağlık. Yaptığımız şiir dinletilerinde de sık sık yararlandığımız bir şiiriniz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Fahrettin Hocam, şiire gönül veren bir şairimiz dedik ya, bu sadece yazma anlamında değil. Aynı zamanda okulda öğrencilerini şiirle buluşturan, evet, bütün öğrencilerini sahneye taşıyan, bütün öğrencilerine şiir okutan ve dolayısıyla onların gönlüne şiirin tohumlarını eken bir eğitimci şairimiz. Ve bu konuda bizi de zaman zaman davet etmişti okulundaki
şiir dinletilerine. Orada da bu şiirimizi koro halde öğrencilerimiz okutmuştuk. Çok duygulanmıştım. Çok güzel İkinci olmuş sürprizi gerçekten. Yaptınız. Çok teşekkür ediyorum Fahrettin Hocam. Söylediğiniz gibi ben 12 yıldır Zehra Nihat Moraloğlu Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapıyorum. Geldiğimiz yıldan beri, yani bu 12. yıl olacak, 11 yıldır okulumuzda şiir dinletileri düzenliyoruz. Kendi inisiyatifimizle birilerinin söylemesine gerek kalmadan başlattığımız bir çalışma bu. Ve amacımız tabii öğrencilerimizi şiirle buluşturmak, onlara bir şiir eğitimi vermek. Çünkü insanların eğitim alıyorlarsa okullarda bir şiir eğitiminden geçmeleri gerektiğine inanıyorum. Yaptığımız bu yıl sonunda yapılan şiir dinletileri bu eğitimin bir parçası. Ama biz onunla yetinmiyoruz elbette. Yıl içerisinde de önemli şair yazarları ya da ölüm yıl dönümü, doğum yıl dönümü vesilesiyle şairlerimizi, yazarlarımızı da anıyoruz. Şimdi bizim dinletilerimizin bir farkı var. Yani diğer dinletilerden biz isim koyarak başladık. Yani sadece şiir dinletisi değil adı. Ona bir özel isim koyduk. Şimdi sanıyorum 13 mü yaptın? 13 mü 14 mü oldu? 12 yıl sonunda yaptığımız ama yıl içindekileri de sayarsak en az 3-4 tane de yine dönem 15'i içerisinde. 15'i geçiyor. Tabii ki. Ben o 12'sinden çoğuna katıldım. Biliyorum. Evet, İsimleri dinleyebilir miyiz sizden? Evet. Burada 5-6 tanesini ben not ettim. Buyurun. Dilimizden sesler, sözcüklerle yolculuk, dizelerden yüreklere, kalbimizden kelimeler, yürekten yüreğe bir ses, dilimizde dizelerle. Gibi isimler. Hep şair, hep şiir. Kesinlikle. Evet. Sizi davet ettiğimiz programın adı da Hep Şair, Hep Şiir'di. Unutmadım. Ve buradan o sizin programlarınızda şiir okuyan öğrencilerimiz hepsine selam ediyorum ve gözlerinden öpüyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz de ben söyleyecektim. Bu 11 dinletimizin tahmin ediyorum 10'unun da yani birinde belki bir işiniz çıkmış olabilir ama mutlaka geldiniz, davetimizi kırmadınız, bulundunuz. Bizim sözünü ettiğim şiir eğitimimizin içerisinde siz de yer aldınız. O açıdan size müteşekkiriz. Estağfurullah. Şöyle bir hesap çıkarıyorum bu dinletilerimizle ilgili. Şimdi 11 yılda yüzlerce öğrenciye en az bir şiir ezberletmişiz anlamına geliyor. Yani 30'ar şiirden ben kabaca hesaplıyorum. 330 eder. Bu 3 aşağı 5 yukarı bir rakam. Her öğrenci, yani katılan her öğrenci şiir okudu. Ama bunların çalışması yapılırken tabii sınıf içerisinde de mutlaka öğrendi. Hatta şöyle olduğunu siz de bilirsiniz, yaptığınız dinletiler. Bir dinleti çalışılırken herkes birbirinin şiirini ezberliyor. Yani 30 öğrenci kendi şiirini ezberliyor ama kendi arkadaşlarının okuduğu şiirleri de ezberliyor. Onları tam bilmese bile şiirin büyük bir bölümünü biliyor. Dolayısıyla aslında 30 şiir varsa en az 25 şiir öğrenmiş oluyor bir öğrenci. Bunların şairlerini de tanıyor tabii öğrenci. O şiiri kim yazdıysa o şairi de tanıyor. Sonrasında bunun sunuş aşaması var ki öğrencilerin en çok sevdikleri ve açıkçası heyecanlandıkları, merak ettikleri bölüm. Topluluk önünde şiir okuma. Sahneye çıkıyorlar. Sahneye çıkma. Çünkü öğrenciyi seçtiğimiz zaman okumaları için öğretmenim diyor ben okuyamam. Neden? Utanırım. Zaten ben de onun için seçtim seni diyorum. Bu utangaçlığın geçsin. Topluluk karşısında bir şiir oku, birkaç cümle kur. Yani bizim Türkçe eğitimimizin amaçlarından bir tanesi bu zaten. Evet. Yani sonuç olarak bu dinletiler vasıtasıyla, aracılığıyla öğrencilerimiz bir şiir eğitiminden geçmiş oluyor. Evet ve ne yapıyorlar böylece? Türk edebiyatının, Türk şiirinin o bilinen isim yapmış, bütün isimleriyle tanışmış oluyorlar öğrencilerimiz. Yani doğru şiirle buluşturuyorsunuz öğrencilerimizi. Nitelikli şiirlerle. Yani öyle yapmaya çalışıyoruz. İzin verirseniz o isimleri de birkaç tane sayayım. Buyurun lütfen. Şimdi yıl içinde adına şiir dinletisi yaptığımız şairler. Fazıl Hüsnü Dağlarca, Orhan Veli Kanık, Cahit Sıtkı Tarancı, Aşık Veysel, Cahit Külebi,
Abdülkadir Meriç Boyu, evet. A. Kadir başka bir ifadeyle. Şimdi bunlar tabii Türk Edebiyatı'nın sizin de söylediğiniz gibi seçkin isimleri. Öğrenci bizden 4 yıl sonunda mezun olduğunda ben istiyorum ki öğrencinin aklında kalabilirse birkaç şiir, kalamıyorsa birkaç dize, birkaç şair ismi, yazar ismi bunlar kalmalı. Çünkü dil bilgisini veya diğer konuları bir şekilde öğrenci öğreniyor ve sonra onları yitirebiliyor ama ezberlediği bir şiiri, dinletide okuduğu bir şiiri ömrü boyunca unutmuyor. Peki, şimdi şiir ve eğitimci kimlikle sohbeti başlatmış olduk. Biz buraya davet ederken sizi Dünya Şiir Günü dolayısıyla şair kimliğinize davet ettik. O zaman sizden bir şiir, buyurun. Evet, o zaman şöyle sondan başlayalım. Sondan derken tabii son en şiir yeniden. Son şiir kitabımdan. En yeni. O atın da gösterelim. Gösterelim. Seyircilerimiz görsünler. Evet. Düştüğüm zamandan geçerken. Çok güzel. Evet. Buyurun. Şimdi o kitaptan Günaydın isimli şiiri okuyorum. Günaydın anne. Bugün erken kalktım biraz. Haklısın, pek olmazdı. Kuşları duyayım dedim. Güneş yağmurunu göreyim. İçimin kuşlarını uçurayım ovalara, denizlere. Mavilerimi çoğaltayım dedim erkenden. Günaydın baba. Bugün erken kalktım biraz. Yüzümü yıkadım göğün güzelliğiyle. Geceyi katladım, torbasına koydum karanlığı. Ağaçlara bağladım güneş damlalarını. Durdum, bir daha yıkadım yüzümü. Hayatın kendisi uyandı sizden önce. Rüzgar bulutu öptü. Su çiçeğe sarıldı durmadan. İlmiklendi kuş çıvıltıları. Sis kalkmadan un suya sarıldı. Hamur fırına, işçi küreğe. Çaydanlık suya koştu sis kalkmadan. Zeytin sofraya, kaşık bardağa. Buhar çıktı hayattan ve sudan. Günaydın komutanım. Bugün de erkenciyim. Yatmadım 3-5 nöbetinden sonra. Kasaturaları uyuttum. Ninni söyledim el bombalarına. Kalkmazlar kolay kolay. Hazır olu salladım ayağımda. Masal anlattım, masal anlattım rahata. Selam Dur'u dağlara gönderdim. Anca gelir akşama. Kusura bakmayın komutanım. Kamuflajımı giymedim bugün. Annem kahvaltıya bekler beni. Günaydın aydınlık. İyi ki erken kalktım bugün. Bugün günlerden günaydın. Gözün aydın kardeş, gözün aydın dedik ya. Evet, başladık evet. Ya. Şimdi hakikaten çok muhteşem bir yaklaşımınız var. Çok farklı bir yaklaşım var. Yani o günaydını farklı ortamlarda, boyutlarda, farklı boyutlarda kişiler üzerinden söyletebilmek. Evet. İşte şairlik bu herhalde yani. Şiir bu. Tabii ki yani edebiyat eğitimi almış olmak ama bunun üzerine bununla yetinmeyip hayatını şiire adamış bir insan olarak üretmeye çalışıyoruz. Zaman zaman bunları dillendiriyoruz. Birlikte katıldığımız etkinliklerde, şiir evinde ya da programlarda. Biz şiirin peşini bırakmıyoruz. Tabii şiir de bizim peşimizi bırakmıyor. O zaman şiir kitaplarını bir gösterelim seyircilerimize. Tamam, tamam gösterelim. Kapaklarından böyle görsünler. Kitaplar da sevinsin. Evet, tamam teşekkür ederim. Evet, düştüğüm zamandan geçerken demiştik. Evet. Sonra taşlar olduğum zamanda. Evet. Bir diğer kitabımız. Değerli dinleyenlerim, her bir şiir kitabı şairin yeni bir çocuğudur. Kaç çocuğunuz var hocam? Şiir kitabı üzerinden konuşuyorsak 6 ama 6. Toplamda şu anda 22. 22 çocuğunuz var. Evet. Nesillerle beraber. Tabii kendi kızlarımı da eklersem 24. Onlar da benim şiirlerim çünkü. Kitaplardan sonra onlara tamam. Geleceğim. Unutturmayın. Tamam. Zamanın Zembereği bir diğer kitap. Evet. Ben şöyle onları sıralayayım. Evet. Evet. Yine Düş Darasını Yaşamın. Düş Darasını Yaşamın. Evet. Evet. Ve ilk şiir kitabım. Evet. Şurada göreceksiniz ki Fahrettin Kenitler yazıyor. Evet. Ama Fahrettin Koyuncu diye anons ettiniz. Evet. Evet. Tabii. İlk kitabımda Nitter soyadını kullandım. Nitter de Fahrettin'in tersten yazılışının İki hecesidir. Bir kitaplık soyadı olarak onu taşıdım ama sonra baktım ki olmayacak.
Koyuncu ismini koyuncuya döndük. Aslımıza evet, evet. Döndük. Bu şekilde devam aslında ediyoruz. Aslında siz Niter söylemini seçerek kendinize bir mahalle oluşturmuşsunuz. Tabii. Orada. Bir anlamda evet. 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 Yani o bir sizin hani patent diyorlar ya. Evet. Sonra koyuncu, evet Fahrettin evet. Koyuncu. Yiğit namı Lambert. Tabii ki. Tabii ki. Ve görüyorsunuz evet. Burada Fahrettin Hocam'ın şiir kitapları böyle. Evet. Şimdi dediniz de iki tane de kızım var. Evet. Ben onları tanımaktan son derece mutluyum. Buradan İpek'e ve İlayda'ya selamlar gönderiyorum. Tabii bu güzel ailenin güzel edebiyatçı bir de annesi var. Evet. Ayfet evet. Hoca Hanım'a da selamlar gönderiyorum. Yani değerli böyle kültürlü, sanatlı bir aile. Sağ aynı olun. Zamanda sporcu bir aile. Evet. İpek'in lütfen şampiyonluklarından söz edin. Evet. Peri. Evet Peri. Küçük kızım evet. Peri. Karate sporuyla uğraşıyor. Geçen yıl Mayıs ayında çalışmalarının, emeklerinin karşılığını aldı. Evet. İki arkadaşıyla birlikte, üç kişilik bir ekiple. Ekiple kata takımı. Evet. Balkan şampiyonasında Balkan birincisi oldular. Balkan şampiyonu oldular. Evet, Balkan şampiyonu oldular. Evet, bizi gururlandırdılar. Evet. Teşekkür ediyoruz. Evet. Ama emeklerinin karşılığını aldığı için de asıl evet. Biz seviniyoruz. Evet, evet. Spor biliyorsunuz kaç çok, yaşında? Şu anda 14 yaşında. 14 yaşına girecek. Kaç yaşından başladı spora? 7 yaşında başladı. Değerli dinleyenlerim, 7 yaşından 14 yaşına kadar geçen 6-7 yıllık süreçte evet. Hiçbir antrenmanı kaçırmadan bütün spor saatlerini anne baba onu salona taşıdı, öyle evet, mi? İlk 3 yıl ben evet. Taşıdım onu salona. Evet. O sporuna devam ederken ben kitap okudum, dergi okudum evet. Orada. Ve bir şampiyon nasıl yetişiyor bakınız? Evet, gerçekten evet. O zorlukları evet. Evet. O yaparak yaşadı. Hı-hı. Ben de etrafında destek olarak aile tabii evet. Ki, yani ben derken ailemizi evet. Kastediyorum, tabii. Destek olduk ve Bir peri masalı oldu. Bir peri masalı ortaya çıktı gerçekten. Evet. Gururlandık. Evet. O da tabii çalışmalarının karşılığını bir evet. Aşamada alınca evet. Daha evet. Yeni başarılar için kendinde güç buldu, çalışma isteği buldu. Evet. O ve arkadaşları tabii. Bu değerli dinleyenlerim, seyircilerim, bu perinin akademik başarısına hiçbir şekilde engel olmadı. Olmadı. Akademik kimlik devam ediyor. Devam ediyor. Şimdi buradan annelere babalara bir uyarı. Evet. Lütfen modern çağda çocuklarınızı akademik yaşantının yanında bir spor, bir müzik veya bir kültür alanda bir hobiyle evet. Ciddi şekilde buluşturun. Çünkü hayat onu gerektiriyor değil mi? Evet. Fahrettin Hocam. Ben okulda öğrencilerime de söyledim. 5. sınıftan beri dersine girdiğim öğrenciler var. Yani hı-hı. Bu sene 4. Evet. Yıl birlikteyiz. 8. sınıf öğrencisi hı-hı. Oldular. Onlara 5. sınıfta ilk derste böyle evet. Açış konuşması yaparken şöyle diyorum ben. Hepimiz bir dünyayız diyorum. Evet. Burada bulunan 20 kişi, 21, 25 neyse sınıfta bulunan kişi evet. Sayısı kadar hepimiz ayrı bir dünyayız. Birbirimize değmeden, birbirimize çarpmadan nasıl evrende dönüyorsa gezegenler. Evet. Biz de öyle dönelim, birbirimizi incitmeyelim, kırmayalım. Sonra geliyorum, bir kendinize bir uğraş alanı bulun. Evet. Kendinizi mutlu edecek, geliştirecek, evet. Hayatınıza anlam katacak bir uğraş bulun. Sizin söylediğiniz gibi bu bir spor olabilir, evet. Bir sanat olabilir. Evet. Başka bir el ile ilgili bir beceri olabilir, evet. Sanat veya zanaat olabilir. Mutlaka uğraşın. Ve zaman zaman tabii bizim çocuklarımızdan da konuşuruz. Zaten onlar da bizim kızımızla yaşıt. Şimdi onun bu başarısını duyduklarında onlar da çok şaşırdılar. Evet. Ama öyle olmak da istediler. Ben de onlara evet. Dedim ki 5. sınıfta bakın herhangi bir spor dalına başlamış olsaydınız siz de belki benzer bir başarıya ulaşmış olacaktınız. Ulaşmasanız da yaklaşacaktınız. Evet. Bir gün o başarı mutlaka gelir zaten. Doğru. Çünkü doğru. Emek veriyorsunuz. Doğru. Doğru. Emekte süreklilik. Doğru. Doğru. Evet. Şimdi Peri'yi kutluyoruz. Tabii ben burada şunu da paylaşmak istiyorum. Peri aynı zamanda bir olimpiyat şampiyonunun torunu. Evet. Hasan Güngör rahmetli. Ve sizin kitabınız evet. Onunla ilgiliydi. Koca Yusuf görmeliydi. Fahrettin Koyuncu. Yani Hasan Güngör'ün damadı. Evet. Fahrettin Koyuncu yazar kimliğiyle. Böyle bir vefa örneğini sergiledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kitabı bastırdı. Evet, bir olimpiyat şampiyonunun torunu, Balkan şampiyonu, 14 yaşında, 13 yaşında aldı şampiyonluğu. Evet, 13 yaşında. Ve dileriz ki o da olimpiyat şampiyonu olur.
İnşallah. Ve İnşallah. Ülkemizi temsil eder. Balkanlarda olduğu gibi. Evet, evet. Buradan selamlar. Aynı zamanda onun yanında da tabii İlayda'ya da selamlar. O da hukuku bitirdi. Evet. Şu anda avukat. İzmir'de, evet, İzmir'de avukat olarak kimliğiyle çalışıyor. Bakmayın bu kadar genç olduğuna Fahrettin hocamızın. Genç gösterdiğini diyeceksin. Çok genç. Gençsiniz Peki, zaten. Teşekkürler. Yani. Şimdi teşekkürler hocam. Böyle güzel bir aile. Evet. Tabii yani güzelliklerin temelinde, etrafında ailenin o güzellikleri paylaşması yatıyor değil mi Fahrettin tabii hocam? Tabii ki. Siz tabii bu ki. Anlamda şanslısınız. Evet. Ama ben hemen meseleyi şuraya getirmek istiyorum. Aslında siz babanız Şerif Koyuncu, rahmetli. Rahmetli, evet. Evet, 15 Mart'ta hakkın rahmetine kavuşmuştu. Arnavutluğun hangi yerindendi? Arnavutluğun Girokastra ilinden, evet, Osmanlı'daki evet. adıyla Ergiri, kasabasından. Evet, kasabasındandı. Evet. Oradan Manisa'ya geldiniz. Oradan Manisa'ya. Üçpınarlar. Üçpınar köyüne. Yerleştiniz. Hı hı. Ama diyorsunuz ki babam 2 ay kadar okul gördü. O kadar, evet. O yani kadar. Eylül evet. ortasında başlıyor. Evet. Kasım başında ayrılıyor ve babam. Ve sonra sürekli yani. Okuyor, sürekli okuyor ve kendisini yetiştiriyor. Evet, evet. Ve siz bu okuma açlığı diyorum ben ona. Aynen, o da öyle derdi. Bir babanın okuyan, öğretmen olan, ondan sonra şair olan, yazan ve mütemadiyen ömründe yazmaya veren bir kimliğe kavuşuyorsunuz. Evet. Bu süreçte sizi etkileyen mutlaka çok olaylar var da. Bunlar içinde bir iki tanesini paylaşır mısınız? Şimdi söylediğiniz gibi rahmetli babacığımın bunda evet. büyük katkısı var. Yani evet. kendi o fırsatı bulamamış zamanın şartlarından evet. Okuyamamış ama bizim okuyabilmemiz için evet. elinden gelen her şeyi yaptı. Büyük, büyük oranda da başarılı oldu. Kendisine evet. Müteşekkiriz. Allah evet. rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Tabii insan okumaya hevesli olunca, istekli olunca ki ben ilkokuldan sonra öğretmen lisesinde evet. devam ettim öğrenimime. Hı hı. Öğretmen lisesi sizin de bildiğiniz gibi öğretmen evet. liseleri verimli evet. okullar. Orada yani 6. sınıfın başlarında bunun temeli evet. atılıyor hı hı. okumayı sevmenin ve dolayısıyla edebiyatın bir alanında kendinizi evet. iyi hissetmeye ya da hı hı. kendinizi göstermeye başlama çabaları bizimki de evet. şiirle evet. başladı. Sağ olsun öğretmenlerimiz demek ki hakikaten iyi bir eğitim verdiler. Temel evet. sağlamdı. Şiirin tekniğini ben o yıllarda öğrendim diyorum. Evet. Henüz 12-13 yaşındayken evet. ortaokulun ilk yıllarında ve tabii ki o denemeler hı hı. o çalışmalar hı hı. Sonraki süreçte evet. okul düzeyleri değiştikçe ve en sonda Edebiyat Fakültesi'nde Türk Dili Edebiyatı evet. Bölümünde taçlandı ve oradan öğretmenliğe yöneldi. Gel, şimdi ben sizden kısa bir şiir rica edeyim. Bir şiirle hı hı. bu bölümün sonuna doğru gelelim. Ne okumak istersiniz? Ezberinizde de olabilir. Ha. Ben evet. Ezberimden çok şiir okuyamıyorum evet. ama buradan birinci Lütfen. Kitabımdan kısa bir şiir okumak istiyorum. Benim yeşimli şiirlerim vardır. Evet. Onlardan onlardan ikincisini evet, okumak isterim. Yeşim gelse aklına daha neler gelecek? Basit bir hesapla Yeşim eşittir İzmir. Ne oldu Yeşim'in kız kurusu düşlerine? Yeni anlamlar yükledi aşka. Becerikli kız Yeşim. Yeşim gelse aklına daha neler gelecek? En dişi gecelerin konuğu Yeşim, ödünsüz ölümlerin öznesi. Bu o Yeşim mi? Yaşamaya duyarlı bir çirkin. Evet ve buradan bir Balkan türküsü. En çok sevdiğiniz, duymak istediğiniz bir Balkan türküsü. Evet. Rumeli türküsü. Değil, ne geliyor? Şarkısı. Tabii bu soruya hazır değildim. Biliyorum. Ben Balkan şarkıları evet. denince doğal olarak Arnavutça evet. Şarkılar dinliyorum. Aslında Türkçe'de de bilinen Hı-hı. bunlardan bir Hı-hı. tanesi var. Yarnanna Hı-hı. diye bir türkü var. Evet. Onu dinlemekten mutlu olurum. Videoda bulabilirsek Yarnanna dinleyelim. Yarnanna. İkinci bir şık. Atatürk'ün sevdiği. Atatürk'ün sevdiği Rumeli türkülerden. Şarkılarından.
Vardar Ovası. İki de keklik, Vardar Ovası. Evet. Bunlar olabilir. Tamam. Değerli dinleyenlerim, Fahrettin Hocam'ın isteğini yerine getiriyoruz. Onunla birinci bölümü kapatıyoruz. İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.